Custom Nation moduyla hazırladığımız Türkiye serisinin ikinci bölümünden herkese merhabalar. Birinci bölümde Türkiye Devleti Anadolu'daki birliğini tamamlamak için öncelikle Dulkadir, Ramazan ve Karaman devletlerini ilhak etmeye çalıştı. Tabi Dulkadir'i ilhak ederken bir sıkıntı oldu. Uyarı vermeyi unuttuk Akkoyunlu'ya. Akkoyunlu Devleti de Dulkadir'i vassalladı. Vassallamasıyla birlikte kendisine savaş ilan ettik ve savaşın sonucunda da onları da ilhak ettik. Arkasında Karakoyunlu seferi gerçekleşti. Bu Memlük tarafından çağrıldık ona. Bu savaşta da Memlük tabi işgalleri yaptı ama biz yine Memlük'ün yaptığı işgalleri bize devretmesinden yararlanarak toprakları ele geçirip arkasına Bohtan vesaire derken böyle bir sınırlara ulaştık. Bu bölümde ilk olarak sanıyorum bir Trabzon savaşı başlatacağız. Trabzon Savaşı January'ydi diye yani Ocak ayıyla 1460 yılının ilk ayında başlatılabilecek durumda ve Trabzon'u ilhak edip sonrasında Osmanlı'ya sefer yapmak için hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışacağız. Osmanlı'da şu an çok büyük bir sıkıntı var varis konusunda özellikle daha doğrusu hükümdar. Hükümdarının meşruluğu zayıf ve bu zayıf meşruluğa sahip ülke aynı zamanda bir din sorunu da yaşıyor. Gördüğünüz gibi ülkenin neredeyse tamamı Ortodoks iken çok ufak bir toprak bütünlüğü de Sünni durumunda. Dolayısıyla Religious Unity sorunu da baş gösterdiğinden efendim ülkede büyük isyanlar çıkma ihtimali var. Şansımıza biz de o dönemler savaş ilan edeceğiz kendisine. Bakalım serimizde neler olacak. Kendisi aynı zamanda Litvanya'da dost. Bu arada insan gücümüz 11 bin civarlarında 30 bine çıkartabiliyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl gelir gelmez ben savaşı ilan edeceğim dedim. Kocaeli'de bir akıt dağısı yapalım. Kocaeli elinden bütün Sünni bölgeleri ele geçireceğiz. Edirne'de vesaire Edirne'de de yapalım tabi. Yani Edirne'yi de alırız. Bunları anca yurt yapacağım. Bunların bayağı puanları yüksek. 123 mü? Ha tabi buralar direkt state olarak topraklarına katılacak ya. Ondan dolayı öyle diyor kendileri. Bizim bu bölgelerde state yapmayı düşünebileceğimiz bir yer var mıdır? Şu an puanlarım gayet iyi de. Mesela buralara yapabiliriz. 104 puan verdik. Sizi yapmasak da olur. Burayı da yapabiliriz. Şöyle 109 puan verdik. Tamam. Şimdi devam edelim. Oraların tabii insan gücü, ekonomik katkıları da artacak ülkemize böylece. Sen de nerede akit dehası yapayım ben? Bağdat'ta yapayım. Gerçi buralarda da yapacağız da. Yani oraları komple ele geçirmeye çalışacağız. Bu arada yıl 1460. Hadi senden çekeyim Osmanlı'daki kalsın da. Senin savaşın zaten daha geç olacak. Böylece serimizde ikinci bölümde yine bir savaşla karşınızdayız. Türkiye ordusu düşmanı Trabzon ordusu karşısında bakalım neler yapacak. Şimdi ordumuz hızlı bir şekilde düşman üzerine gitsin. Öte yandan bu arkadaş nasıl? İyi mi bu? Kim Venedik'te dost normal. Yani ileride sana da şey yapacağız. Savaş yapacağız. Donanmamız hazırlanıyor. O da güzel. Düşman ordusu yenildi. Hocam sizi şuraya alalım. Kuşatmamızı yapalım. İki duka gelirim var aylık olarak. 13 bin insan gücüm var. İşte o insan gücümü toparlamam lazım. Yüksek bir seviyeye getirmem lazım. Evet. Tabii biliyorsunuz bu da artık yeni sürümle geldi. Tabii belki bu sorunlar yaşanabilir. Özellikle ben bu dalgınlığıma geliyordu. Kocaeli'yi kuşatırken genelde. Kocaeli kuşatırken aslında Marmara'da olması gerekirken donanma. Çoğu zaman ben bu Gulf of Varna'ya koyuyorum donanmayı. İnsan işte bir an dalgınlığına geliyor. Şurada sanki gibi hissediyorsun. Ondan dolayı kuşatma yapamıyorduk. Şimdi tabii bu durumu benim gibi yaşayan başka arkadaşlar da varsa onlar için böyle bir yenilik geldi artık. Kuşatıp kuşatmadığımızı hem zaten buradan anlıyoruz da aynı zamanda şuradan da anlaşılıyor artık. Bizim rengimiz şehrin kıyılarını nasıl diyeyim kuşatmış durumda yani rengini almış durumda kıyıları. Düşmanın yine mi discover etti? Vay arkadaş ya. Adam discover etmemek için kendini zor tutuyor. Edirne'yi isteyeceğiz. Bir de o zaman nereyi isteyelim? Sınırları aldı, toprakları aldığımızda güzel görünsün diyorum da. Şu Kirik orada mı? Selanik'te mi? Selanik'te de güzel durur aslında.
Bir yandan da Valatya'ya ulaşmak istiyorum aslında. Yani orayı alalım biz. Valatya şu an kimsenin koruması altında değil ama bu Macaristan oraya ilerleyebilir. Biz eğer orayı kaptırmazsak Silistre ile birlikte belki de komşu olmaya çalışırız artık. Arkadaşa o şekilde oraya da geçmeye. Osmanlı'ya mesela ama şu an gelmez zaten çünkü savaştayız. Trabzon'la tamam onu boş ver. Trabzon'dan dolayı o reddediyor da. Şu arkadaşın bir tanesini alalım. Orada kalmasına gerek yok. Yurtlarımız oluşturuluyor. Seni şuraya alalım. Osmanlı donanması şu an bizden fazla olması lazım. Büyüklüğü 14. Ona Venedik müdahale ederse 27 bin askeri varmış Osmanlı'nın. Bayağı fazla. Tabii dediğim gibi ama isyanlar bekleyeceğiz. Ülkede epey isyan çıkması gerekiyor. Buralar kabul ettiği kültürler de. Sorun kabul etmediği yerlerde başlayacak. Bu arada Trabzon Savaşı da bitti. Kendisini şöyle bir ilak edelim. Savaşlarda artık para almak gerekiyor. Bu yeni sürümle ilgili de onu da söyleyeyim. Ne görebilir bu? Ha cizye. Değil mi? Şimdi artık Avrupa Universalis 4'te ben önceden de çok zaman... Ha o şey miydi? Pardon. Şunu alma. Para alınmasını tavsiye etmiyordum herkese. Kesinlikle almayın diyordum. Çünkü sonuçta enflasyon kazanıyorsun ve enflasyonu indirmek için de admin puanı harcıyorsun. O yüzden tercih edilmemesi gerekliydi ama artık yeni sürümlerle birlikte tarihte de zaten bu savaş tazminatı çok önemli bir yer tutmuş gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla. Dolayısıyla bu kadar önemli bir yer tutan konu oyunda çok kullanılmıyordu. İşte bu artık oyunda kullanılsın diye belki de böyle bir yenilik geldi. Bak 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 kara koyunu ilak edecek ya. Sana da uyarı vermedik. Senin de yani epey bir toprağın var şimdi seni. Sen de bir hak iddiası yapalım biz. Artık tabii dediğim gibi savaş tazminatı almak için bile savaş ilan edeceğimiz zamanlar olacak. Oyun artık böyle bir duruma geldi. Ben herhalde bu savaşı ilan edip şu İmereti'yi alıp bırakacağım, serbest bırakacağım. Bu öyle gözüküyor. Bu arada 1000 puana gelmiş. Diplomatik puanımız. Kültür değiştirmek isteyeceğimiz bir yer olamaz. Çünkü aldığımız yerlerden sadece şurada bir kültür farklılığı var. Onlarda da nasyonalizm olduğu için, yani separatizm olduğu için halihazırda orada bir kültür faaliyeti yapamıyoruz. Bu arada Karakoyun düşmanımız değil artık. Öte yandan Georgia neler yapıyor? Şimdi düşman olarak kimi belirleyelim? Memlük olmaz. Litvanya'yı kim düşman belirlemiş oyunda? Muskovi. O zaman Litvanya'yı düşman belirleyelim. Muskovi'nin mutlu olsun Muskovi. Desin ki ne güzel, bravo. Adam düşman belirliyor. Şimdi abi Georgia'yla savaşacağız bir kere. O kesin artık. Bu oraya geldi. Adam baksana buraları ele geçirdi çünkü. Gereksiz bir çaba. Yurt masrafları da yüksek bunun. Orada artık bir imereti bırakıp imeretiye daha doğrusu topraklarını vereceğiz kendisinin. Şimdi hatta Guria diyelim. Guria'da hakkı yoktu mu? Varmış. Ha şunları zaten vereceğim. Ha onu fazladan vereceğiz bir de. Yani böyle bir şey olacak. Cenova ne yapıyor? Cenova savaşta. Cenova tabii büyük bir askeri ve donanma gücüyle bize karşı gelebilir. Önemli bir tehdit. Sayın Moskovya. Moskovya şu an bizle ittifak kurmaya yanaşmaz gibi ama ilerleyen zamanlarda durumlar değişebilir. Belli de olmaz. Dedim adam savaş ilan etti. Sonraki varisi fena değil ama Osman'ın. Evet şimdi yeni hükümdarı ile birlikte tabi buralar dediğim gibi isyan çıkması zor yerler de Ortodoks olan bölgelerde isyanlar çıkar. Buralarda sıkıntı görünmüyor ama ne? Macaristan, Avusturya mı?
Osmanlı, evet. Osmanlı Macaristan'a kafa atayım dedi. Neden attın? Avusturya var. Papal State var. Kolay gelsin. Tabii şimdi roleplay yapmak gerekirse bizim burada Osmanlı'ya savaş ilan etmememiz lazım ama böyle bir fırsatı kaçıramayız ya. Bu kadar güzel abi, adam resmen kendi eliyle dedi ki dur abi dedi, ben şimdi de hallediyorum dedi. Zaten ülkesi zor durumda, gitmiş bir de Macaristan'a savaş ilan ediyor. Hayır, yanına şey de gelmedi. Litvanya da gelmedi yani, ilginç. Macaristan beni düşman ilan ediyorsun, belki senin kurtuluşun olacağım ben. Ne diyorsun bu konuda sayın dostum? Osmanlı 31 bin askere sahip, Türkiye 20 bin askere sahip. Memnun'un destekleriyle biz orayı dağıtırız gibime geliyor. Bingrelia diyelim. Abhasya'yı diyeceğiz bir de. Sonra da başka aktivitesine gerek yok zaten. Evet, Türkiye serisinde ikinci bölümdeyiz. İlk bölümde tabii epey savaş yapmaya çalıştık. Anadolu'daki birliğimizi sağladık. Bir de Mezopotamya'da ilerledik. Şimdi artık batıya doğru ilerleyeceğiz. Osmanlı seferi gerçekleşmek üzere. Avusturya peki ne durumda acaba? Avusturya mı güç kaybetti? Osmanlı 34 bine çıkartmış askeri gücünü. Adam işi biliyor ya. Avusturya zor durumda. Ondan dolayı savaş ilan etmiş. Yani Avusturya 7 bin askeri var. Bu kim? Lucca. Şimdi sen de bir de diyeceğiz ki Apasya. Şimdi bunu çek. Güzel. Sana savaş ilan etsem Cenova gelmem diyor. Ha, o zaman biz sana savaş ilan edelim. Senin ordu gücün azdır. Georgia 10 bin. Çok da az değilmiş gerçi. Yani Apasya'yı bıraktırmam lazım. O savaşı ilan edelim. Memlü çağırmayacağım. Memlü'yü ben Osmanlı Savaşı'na düşünüyorum çünkü. Sen ne durumdasın? Tamam, onu boş ver. Efendim, böylece o zaman biz savaşı başlatalım Guruya için. Gürcistan ile savaşıyoruz. Gel abi. Bir tane ordu hazırlasam aslında. Ufak bir ordu, şöyle paralı askerlerden oluşan, onlar şey yapsınlar. Efendim, muharebe için yollarım onları. Yani 4000 şuradan süvari alsam yanına. 28. Ha, iyi. Şimdi onu bu tarafa doğru çekebilirsek, buralar, şurası hariç. Gel abi bu tarafa da. Şunları o tarafa gelecek herhalde ama evet. Şimdi burası kötü yer. Kuşatıyor mu orayı? Bir dakika. Evet, orayı kuşattı. Şurada kal. Şimdi senden iki tane birim alacağız. Şey, ya arkadaş. İki birim alacağız dedik. Heh, bak. Şey, şu. Şöyle. Tamam. Şimdi düşmanımızın hamlesini görelim önce de. Ondan sonrasına bakarız. Sen kaçıncı teknolojidesin? 4. Geridesin. Trade power almasaydım keşke. Şimdi nereye gidiyor? Aşağı gidiyor. Güzel. Hocam şöyle bir geliniz. Size bir adet komutan verelim. Yine. Oğuzoğlu. Arsenius. O da güzel. Gel abi. Burada herhalde ezeriz düşmanı. Bir gel artık. Ha. Evet, Türkiye ordusu böylece ikinci bölümde Gürcistan ile karşılaşıyor. Bakalım bu muharebede neler yaşanacak. Çok önemli bir savaş. Eğer oradan galip ayrılırsak ezici bir şekilde, herhalde savaşı da kolaylıkla bitirebileceğiz. Derken o da bizim üzerimize geliyordu ve tabii ki Türkiye ordusu düşmanını mahvediyor. Şimdi 6-2. Gel böyle. Bütün paraları aldın mı buraya? Güzel. Şimdi orası bitti. Kartlı bu arkadaşın başkentiydi. O da güzel. Şimdi hocam, siz gidin adamın almak istediğimiz yerlerini kuşatın. Seni oradan bu tarafa alacağım. Bak bak, nereye gidiyor? Ganya. Dur. Şöyle yapayım da.
Kim geliyor önce? 23, 15. Geri çekilmesi lazım. Tabii normal. Oraya saldıramaz çünkü. Savunmada da özellikle böyle dağlık bir alanda o ordu bizi yenemez. Yapay zeka böyle bir risk almamalıdır. Doğrusunu yapmıştır. Buranın kuşatılmasıyla birlikte savaşı rahatlıkla lehimize bitirebileceğiz. Bir yandan da tabii oradaki paralı şey şuradaki birimleri bu tarafa alayım diyorum ama bu paralı askerleri artık 4000 2000'de sen varsın. Şöyle alalım. Bundan 4000 alalım bu tarafa. Evet. Çok güzel. Sen kal da. Şimdi yine yaptı yapacağını oyun. Şimdi bu oraya gidene kadar. Çünkü saldırı alacak belli. Yani onun için fırsat kolluyor. Sen de gel buraya bir yere. Hadi sen artık oraya bir yere gideceksin ama dur bakalım. Şimdi Moskova ile ilişkimizi sona getirdik. Güzel. Şu arkadaşı alacağız. Bu arada diplomatik puanlarımız dolmuş. Şöyle geliştirelim. Ne zaman geliyor? 26'sında. Tamam. Şimdi bir admin teknoloji de geliştirebilirim. Onu da geliştirelim. Güzel, gayet güzel. Şimdi ilk ideyamız ne olsun? Çok güzel. İlk ideya. Şimdi tabii Ortodoks bölgelere ilerleyeceğiz. Bu Ortodoks bölgelere çevirmek de zor olur bizim için. Görünen o. Zaten din faaliyetlerimiz kötü. Hümanist ideya da alabiliriz. Ben tabii ideyalarımı buna göre belirlemedim ama hümanist ideya yani alsak da olur. Benim ülkemin de zaten ideyalarının içinde %5'lik ideya indirimi var. Bir de hümanistin verdiği indirimle tabi askeri ideyalar, ileride alacağımız ideyaları çok rahat bitirme şansımız olur. Öte yandan askeri teknoloji çok hızlı gelişiyor. Sonraki görevlimizin de admin özelliği fazla olduğu için ben açıkçası en iyisi hümanist diye alayım. Din ideyasından ziyade. O daha iyi olacak bizim için. En iyisi hümanist diye alalım. Religious Unity alırız. Alırız abi. Şimdi ne durumdayız? Geldi mi birimler? Tamam. Şimdi burada 6000 güzel. Artık buranın kuşatılmasını bekleyeceğiz. Hatta ben şuradan bir dakika o burada fazlalık var yine. 3000 arkadaş alacağız buradan. Bir dakika bunları alayım. Şöyle. Adamın gidişe bak. Bir dakika şuradan nasıl gidiyorsun? Bir saniye hocam. Bu nasıl gidiyor? Evet o da öyle gidiyor. O zaman tamam tutarlısın en azından. Çünkü bazen bu tutarlılığı kaybediyor da. Şimdi diyeceğiz ki sana bize bunları ver. Onu da ver hatta tamam. Böyle ver bize bunları. Bir de para öde bize. Başka ne yap? Aslında Persya'da iyi olurdu. Bütün İran'ı ele geçirmek için ama. Orayı yani şöyle böyle bir şey alacağız ki 39 agresif. Ona bile canı sıkılıyor Ottomans'ın. Oradan Tabriz'i bırakıp sonra İran'ın topraklarını gerçi gerek yok. Yani onun artık güzel olmaz öyle. Hoş bir görüntü olmaz. Bu daha iyi. Sen içinde değilsin. Onu almayalım. Burası Ermenilere ait. Gerçi Ermenistan'ı da bırakabiliriz. Yani Ermenileri de bırakırız. Nereden bırak? Şuradan çok fazla burası. Yani diyorum ki hem Ermenistan'ı bırakayım hem onu bırakayım. Bunların dinini de değiştireceğim. 24 agresif. Alsın bu daha iyi. Dinlerini değiştireceğim. Böyle bir şansımız var. DLC sayesinde yine. Ne oldu peki Osmanlı Savaşı? Osmanlı hala önde götürüyor savaşı. Tabi Avusturya zor durumdaydı. Bunun faydası çok. 29 bin askeri var.
Polonya'da tabii büyük bir güç şu anda. Minsk öyle aynı şekilde. Türkiye yükseliyor. Avusturya toparlanmış. Rus savaşları bitirelim de bakalım duruma göre biz de Osmanlı'ya sefer yapabiliriz. Şimdi Valaçya tabii bu dönem iyi oldu. Osmanlı koruma altına almış gerçi onu İlginç. Osmanlı onu koruma altına almasaydı iyiydi. Yani Macaristan sonuçta saldıramayacak ona. Yani niye koruma altına aldın ki? Benim hedeflerimi mi duyuyorsun hocam? Ne yapıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Kimse duymuyor diye. Sen duyuyor musun yoksa? Duymuyorum diye deyip. Evet, bu arada Gazi Kumluk Savaşı'na da geçmiş. Ne diyor? Abi diyor, yeterince yenilmedim diyor. Yine klasik. Yani bunlar hep böyle yapıyor hocam ya. Yani bir kere de deyin ki abi ben yeterince yenildim ya. Artık beni daha fazla yenme. Efendim. Bırak da bir artık biz de bir şey yapalım ya sayın oyun. Bunu getir. Tamam. 2000 daha süvari alabilirdik oraya da. Şunu alalım ya. Biraz daha tabii dayanacak. Ondan sonra bırakacak savaşı bu arkadaş. 11 bin askerim var diyor. Tabii şimdi bende asker var diyor. Bu askerleri yenilmeleri için hazırlamadım. Bunlar savaşsın diye hazırladım diyor. O yüzden savaşı bitirmemi benden bekleme dedi. Saygı diyoruz tabii kendisine. Şimdi birimlerimiz güzel. Sen 8.000'sin. Tabii 4.000'in burada senin. Ne diyorsun abi? Tamam diyor. Hocam daha fazla uzatmayalım diyor. Böylece efendim bu Gürcistan bize savaşı kaybetti. Şimdi bu arkadaşları geri çekelim. Ve burada dediğim gibi yani zaten hem kendi dinimize çevirmemiz zor olacak hem de adamlar aşırı derecede puan istiyorlar bölgelere. İmereti'yi bırakıyoruz. İmereti aynı zamanda diyeceğiz ki kardeşim o da DLC ile gelen bir özellik dinini değiştir. Tabii ki bu bize bize karşı büyük bir savaş istekliliği doğuruyor. Özgürlük isteği yani. Aynı zamanda Ermenistan'ı da bırakalım. Şöyle iki tane toprağı var. Ona da diyeceğiz ki kardeşim sen de Müslüman ol. Kolay gelsin. Gayet iyi bir hamle olacak sizin. Bu arada artık ülkemizin seviyesinde krallığa yükseltebildik. Hayırlı olsun. Şimdi sizlerle ilişki geçtim. Tabii diplomat alma şansım oluyor bu şekilde. Fazladan. Şimdi Moskoflar ne diyorlar? Dost olurlar mı bize Moskoflar? Adam şeyi yenemiyor. Litvanya'da savaşta. Ha? Bir dakika abi. Osmanlı savaşı yensek Osmanlı nasıl olur? Hala gelirim diyor. Neyse, siz o zaman oyalanmaya devam edin. Ben burada savaşı çıkartacağım zaten. Onun artık yapacak bir şey yok. Şu Osmanlı-Macaristan savaşı uzasın da. Uzayacak zaten. Çünkü tam olarak bir sonuç elde edemediler. Elde edene kadar savaşı devam ettirir onlar. Paralı askerleri de şimdilik kovmayalım. Direkt zaten yönlendireceğiz. Siz de bölgelerinizi bakayım yapıyor musunuz Müslüman? Evet, sen yapmaya başladın. Bir yap bakalım oraları da sonra seni ilhak edeceğiz. Sana gerçi toprak vereceğim daha. Gürcistan'ın topraklarını hep sana vereceğim. Bunları şöyle birleştirelim. Güzel. Limitlerimiz kaç? 29. İki tane daha süvari alsak mı? 6 tane paralı piyademiz var. İki tane daha alalım. Süvari. Bizim enflasyon 3,99. Güzel. Masrafları kısmıyorum işte. Eğer an Osmanlı Savaşı'nı başlatabilirim diye. Evet. Enflasyon dedik. Enflasyonu götürdü oyun. Sağ olsun. Tabii yani oyun bizi sever zaten. Bu konular. Yani onlar. Evet. Savaş bitmiş mi? Bitmemiş. Yani bir an bitti sandım ama. Evet. 360 puana ideya tamamlayabiliyoruz. Böylece National Unrest'imizi de aldık. Hayırlı olsun. Artık ülkesinde isyan çıkması iyice zorlaşan bir devlet haline geldik.
Din Deası'na çok gerek duymuyorum. Din Deası'nın en büyük faydası aslında savaş nedeni vermek. Tabii yeni sürümlerde devletlerin durumuna göre bunu tercih edilebilir veya edilmeyebilir. Din Deası'nın bizim çok ihtiyacımız olduğu bir ideya olmadığını açıkça söyleyebilirim. Öte yandan siz orada fazla kaldınız. Bence sen şuraya gel. Bir tane artık oraya piyade koyacağız. Osmanlı savaşta çok zorlanmaya başladı. Tabii ben savaş ilan edersem anında ateşkes isteyecek. O yüzden savaşta elinden geldiğince yorulsun istiyorum. Yorulduktan sonra ben müdahale edeceğim ona. Karakoyunu ile ateşkesim bitmek üzere. Bir yandan onda da hak iddiaları yapsam olur. Şöyle spy network kuralım da. Şimdi Osmanlı Savaşı'nı bitirene kadar biz müdahale etmeyeceğiz. Herhangi bir yere. Osmanlı Savaşı'nı bitirsin. Hemen bunları çekeriz. Savaşımızı başlatırız. Zaten alacağımız topraklar belli. Bunları alacağız. Bir de Erzurum alırız. Başka da pek almak istediğim yer yok şu anda. Osmanlı teknolojileri de bizim gerimizde kalacak. Hatta geçeyim gitsin. Şu şekilde. Yeni birimlerimiz var artık. Sen piyade değilsin gerçi. Güzel. Ha, Litvanya Savaşı bitmiş. Moskova. Tabii kazandı savaşı da. Şu an dost olmak istemiyor benimle. Deep yok. Pahalı. Evet, Osmanlı Savaşı bitmiş. O zaman hemen savaşı açalım abi. Hiç gerek yok. Aç savaşı geç. Donanmayı buraya koyalım. Evet. Ve böylece efendim Osmanlı Savaşı'nı başlatıyoruz. Memlü çağıracağız. Memlü'nün donanmasına ihtiyacımız var. Hüdavendigâr nedeniyle efendim Türkiye Devleti Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Oradan Kocaeli'ye geçeriz artık. Gerçi buraları hızlı bir şekilde geçmem lazım da. Dur şunu. Şuraya hemen geçmem lazım. Buraya askerleri yığarız da. Aha işte. Korktuğum başıma geldi. Ya. Korktuğum başıma geldi. Şuraya hemen geçmem lazım. Aslında ilk oraya geçmem lazım da hata yaptık. O orada gitti. Gitti o artık. Onu yapacak bir şey yok. Evet. Güzel bir şekilde yenildi orada. Kal abi burada. Şimdi Memlün tabi askerinden yardım isteyeceğiz. Ya Memlün olmasından dolayı tabi bu rahatlığı ben korudum da. Bu kadar rahat olmamak lazım. Şu surdan dolayı. Bak adam askerleri yığdı buraya. Ne kadar güzel yığıyor. 25.000 askeri var. Şimdi Memlük de askerlerini getiriyor. Getirsinler. Şurayı bir kuşatmak lazım. Güzel. Memlük askerlerini bana bir birleştirsene sana zahmet. Şunları şöyle bir getir de. Şimdi sen bize bunları vereceksin. Evet, zaten bunları alınca yetiyor. Bir de tabii savaş. Şurayı alsam olmaz. Burayı alacağız. Yetmeyecek ama. Getirdim, burayla mı birleştiriyorsun? Abicim destek versene. Sayın dostum Memlük. 70 askeri oraya vermiş. Abicim şu askerini getirsene böyle. Memlük. Memlük ne yapmaya çalışıyorsun? Memlük. Ah Memlük ah. Yani askerleri yığdı oraya bırak. 26 bin askeri var Osmanlı'nın. Biz o zaman nereye gidiyorsun abicim? Abicim şuraya getirsene askerini. Hayır o orada da kalabilir. Mantıklı da yaptım. Benim yanıma getirsen daha iyi bence. Neyse artık şu 6.000 piyadeyi alalım biz yine. Paralı. Şöyle. Hadi burada da al. Bu arkadaşa saldıracağım da destek alamıyorum. Şunu de ha. Tamam, getir bakalım. Ne yaptı şimdi Memlük? Ha? Birleştirdi mi? Abicim birleştirsene ordunu. Ha, işte bu. Bravo. Bir de ben şu askerleri alayım. Şuraya getireyim. Arkasına böyle bir saldıralım bakalım neler olacak. Gerçi şu Memlük'ün ordusu bir önce şuraya gitsin de. Evet, ha, şimdi gel. Ha,
Çok güzel. O da oradan destek versin. Sen de böyle. Efendim, Türkiye ordusu Osmanlı ordusu karşısına bakalım neler yapacak. 30 binlik bir güçle, tabii Memlük'ün de orduları olduğu için zorlanacağımızı düşündüğümden daha fazla ordu buraya yığdık. Ama yine de tabii ki Türkiye ordusunun gücü hissediliyor. Hükümdarı vardı ordunun başında. Tabii kaybımız müthiş. O kayıpların büyük çoğunluğu benden mi? Benden olmaması lazımdı ama. Yani Memlük'ün orduları varken biz mi kaybettik o kadar asker? Sayın oyun. Bunu da böyle al. Heh, Kocaeli de kuşatıldı. Güzel. Şimdi. O ne abi? O nasıl oluyor abi? Savunmada benim olmam lazımdı. Evet, tuhaf şeyler yaşanmaya devam ediyor. Sen böyle gel. Bu arkadaş şöyle gelsin. Ha, burada mı? O zaman yığ abi askerler buraya. Tüm ordusu buraya geliyor. Efendim, Osmanlı ordusuyla bir kez daha Türkiye ordusu karşılaşacak. Bütün ordusuyla saldırıyor. Türkiye ordusu ve Osmanlı ordusunu imha ediyor. Buyurun. Artık savaş bitmek üzere. Hocam siz şöyle alalım. Bunların hepsi paralı mıydı? Evet, zaten burada şey yapıyor. Paralı hepsi. 4000 askeri de orada varmış. Kaç 3 duka giderim var. Sen şöyle gel. 16, 6. Çok fazla tabii. Oo, Litvanya ordusu gelmiş. Bir dakika, destek verelim. Bu buradan gidebiliyor. O oradan gidemiyor. Enteresan. Neyse. Memlük ordusu tabii müthiş. Yani adam orada savunmasını yaptı. Dedi ki sen dedi burada benim dostuma karşı mı savaşıyorsun dedi. Adam mahvetti gitti. Sayın Litvanya, ben size dedim karşıma çıkmayın diye. Burada Türkiye devletinin karşısına çıkmak sizin haddiniz mi? Diyoruz. Donanmamıza bu arada saldırı geldi. Ben Konstantiniyye'yi başkent yapacağım. Alır almaz. Bu arada donanmamız yetmiyor. Umarım burayı hızlı bir şekilde kuşatırız. Memlük donanması da destek vermedi tabi. Litvanya'da bile donanma varmış ya. Orayı kazanamayız biz. Adamlarda müthiş bir donanma. Litvanya'ya bak. Bayağı bir gemisi var adamın. Şimdi bunu tabi buraya götüremiyoruz. Şuranın kuşatılması lazım. Ben orayı kuşatana kadar saldırı alabilirim. Öyle bir durum da var. 3 tane gemi oraya koydu. Ya Memlük'ün o kadar gemisi var. Bak, getirmiyor, görüyor musun? Burada duruyor böyle. Tamir yapıyorum ayağına. Getirmiyor. Toplam ne kadar askerleri var? 20 küsür bin. Yani şurayı bir kuşatabilirsem hızlı bir şekilde, o zaman savaş kesin biter. Yani o artık oradan biz bu savaşı vermeyiz. İdea indirimi aldık yine. Abi, İdea indirimine doymuyoruz bu arada. Her yerden İdea indirimi geliyor. Bir de yani Hümanist İdea da verecek. Tabi bu İdea kaç yıllıktı bu fikir? 10 yıllık olsun. Herhalde geliştirmeyeceğim ama o 10 yıl içinde. Gerçi şimdi geldi bile. Hadi geliştirelim madem. Evet, yurt indirimleri geldi. Bu da iyi. Böylece tabi buralara vereceğimiz masraflar da düşecek. Ben ayrıca bir de dediğim gibi burayı da başkent yapacağım. Ona da bir masraf ödenecek. Evet, Osmanlı'ya bu sefer de Venedik Savaşı ilan etti. Bu işler böyle hocam. Yani Sayın Osmanlı. Biz dedik Arabistan'ı kuramazsın, izin vermeyiz dedik ama sen dedin ki hayır, buranın en büyük gücü benim. Ben Arabistan'da kurabilirim dedin. Biz de tepki olarak kurduk Türkiye'yi, rahatsız ediyoruz. Bu arada ben burayı kuşatana kadar Memlük adam İstanbul'u kuşat. Adam, saygı duydum. Bu arada Osmanlı ordusu tepeden gelmiş. Enteresan. Çok enteresan olaylar. 10 binlik askerin üzerine gidiyor. Tebrik ederim. Yani biz böyle konularda devletleri tebrik etmeyi severiz. Ben de diyorum ki bu askerler neredeydi? Adam burayı işgal ediyormuş. Buyurun, orada da kaybettiler. Sen peki bölgeleri yapmaya çalışıyordun ama yarım kaldı senin için, değil mi? Doğru. Bunun ülkesinde isyanlar çıkacak. Ha, Erzurum'u alacaktık bir de. Bak, Erzurum'u alamadık bu savaşta. Bir daha Vendigar'ı almayıp Erzurum'u alsak.
O da olur. Bu daha iyi olur. Ama şey de alabiliyoruz. O zaman böyle olacak. Çok berbat olacak bu görüntü ama yapacak bir şey yok. Yani zaten savaş skoru şu an çok yüksek de. Almak isteyeceğimiz. Evet, Edirne'de kuşatıldı. Selanik'e geçelim. Gayet güzel. Şimdi bakıyorum. Çok fazla işte yok yani. Artık Osmanlı direnemez. Memlük ordusu önüne geleni dağıtıyor tabii. Adam bakıyor diyor ki dur diyor o Türkiye'ye karşı savaşan bir devlet mi diyor. Onun ordusunu ben şimdi mahvederim diyor. Eziyor geçiyor. Gel biz dost olalım. Bak şimdi diyor ki düşmanıma savaş ilan ettin. Sen ne büyük dostsun diyor. Tabii ki. Şimdi Venedik'e karşı seferler yapacağımız sırada da Macaristan ittifakımıza katılacaktır. Bunu da söyleyeyim. Türkiye devleti diplomasi güçlü büyük bir devlettir. Bizim karşımızda diplomasi yapamayan devletler duramaz. Bunu açıkça belirtiyorum. Bu arada hızını alamayan Memlük ordusu nerelere gidiyor abi? Adam inanılmaz. Kolay gelsin. Ama ben bilmiyorum. Litvanya bence pes etsen. Git bu savaştan. Bak bu adamın tersi çok tehlikeli. Dağıttı gitti ortalığı resmen. Sayın hocam. Şimdi bu savaşı bitirelim. Bu savaşla birlikte bölümü de bitiririz. Bu arada Osmanlı ordusu geldi. Şöyle onu da bir dağıtalım. Anadolu'ya geçmesine izin vermeyelim. Artık Anadolu'dan atacağız Osmanlı'yı. Gerçi Erzurum var. Erzurum'u almadığımız sürece zor. Tabii. Yani atmamış oluyoruz Erzurum'da kaldığı sürece. Bu arada Litvanya ilginçtir. Gayet iyi bir durumda olmasına rağmen çekildi. Öte yandan şuraya gitmek isteyecek herhalde ama oraya gidemez. Oraya gidemez abi. Orada çünkü Venedik'te de savaşıyor. Ne teknolojisi? 610 ver hadi. Şimdi tabii burayı almak istememin bir sebebi yani bir sonraki savaşta şu Valaçya'ya gelebilmek. Bakalım neler olacak. Öncelikle bir şurayı halledelim. O zaten bu sınırları da herhalde o da 3. ya da 4. bölümde olacak. Sınırları iyice düzeltiriz bu bölgede. İdia'da da epey bir ilerledik. Şu nasyonalizmi de alsaymışım iyiydi. Aslında nasyonalizmi de yetecek gibi ama Memlük sen askerlerini gezdir abi. Burada durmana gerek yok. Yani bayağı durmana gerek yok. Bu arada Venedik ordusu tabi bize destek veriyor ama Osmanlı ordusu Litvanya ile birlikte Üsküp'ü kurtarmak için bir hareket içinde. Saldırı yapacaklar ama dur bakalım kaldı mı orada şimdi? O zaman Türkiye ordusu Litvanya ordusu üzerine bir kez daha gidiyor ve burada tabii ki muhteşem ordusu. Evet, Kaya Aydınoğlu adam koca Litvanya ordusunu yok etti. Litvanya'nın askeri kalmadı herhalde. Evet, Litvanya. Bakıyoruz. Letuanya. Şuradan götürtecek ya. Evet. Litvanya ordusu bir hata yaptı. Ama Türkiye ordusu bunu affetmedi. Türkiye büyük Litvanya ordusunu imha ediyor. Tabii ki bunu da Kaya Aydınoğlu sayesinde gerçekleştirdik. Öte yandan ben bu puanları verdim. Hadi git sen de. 99 savaş skorumuz var. Ben bu puanları verdim. Sen nereye gidiyorsun? Puanları verdim. Bir de o aldığım yerleri yurt yapmak var. Gerçi 11 puan civarı geliyor ama. Evet, Osmanlı ordusu da artık bitti. Güzel. Bu anlaşmaya hazırız. Da Edirne'yi alsaydım. Edirne kaç skoru istiyor? Edirne 17. He. O zaman neyse. Böyle alalım lan. Tamam öyle yapalım. Güzel. Şimdi hocam şöyle bir geliniz. Türkiye ordusu efendim galibiyetini aldı. Ülkesine dönüyor. Kendilerini tebrik ederiz. Öte yandan... Separatizm yok.
Artık oralara para, puan harcamaya gerek yok. Şimdi Hüdavendigâr'da Akit'ten mi bitti? Ha. Dur, bunu kuralım da. Şimdi hocam, şu vassallar ne durumda? Vassallar da diyor ki abi diyor biz diyor bir bırak da isyan edelim. Ettirtmem hocam. Şimdi onu isyanı boş verin de. Şu arkadaşı kovalım. Paralar geliyor. Evet, Osmanlı çok büyük bir agresiflik aldı. Ama sorun değil tabii ki Türkiye Devleti için. İstanbul'u başkent yapacağız ama önce İstanbul'a tabii yurt yapabilmemiz lazım. İstanbul'u yurt yapabilme şansımız yok. Yani buraya 134 puan istiyor. İdeayı bir süre geliştirmeyiz artık. 22 bin askerimiz var. Şimdi bunları ayıralım. Şu. Aa bunu... Bir dakika, o normal piyade de mi attık o ordunun başından? Bak, ona bakmadık. Boşu boşuna gittik, bir tane piyade attık. Sayın oyun, neyse artık. Ne yapalım? Olan oldu. Keşke dikkat etseydik ona. Boşu boşuna gitti asker. 20 bin askerimiz var. İnsan gücümüz iyi bir seviyede. 8-4 dedik. Ona da 8-4 yapalım. Şurada. Şurada. 24 bin. Olur. Şimdi 24 bin askerimiz olsun. Bunları zamanla arttıracağız. Bu arkadaşlarla da ilişkilerimiz çok iyi. Efendim, yavaş yavaş bu bölümü de bitireceğiz. Türkiye Devleti yoluna savaşlar birbirine girdi. Emin adımlarla gitmeye devam ediyor. Biga'yı yurt yapalım, Erzurum'u yurt yapalım. Emin adımlarla devam ediyoruz. Yükselişimiz sürüyor. Osmanlı üzerine seferler yapmaya devam edeceğiz. Osmanlı'yla işimiz bittikten sonra Memlük'ün üzerine ilerleriz. Litvanya ile dostluğunu bozmadım. Toprak almak daha çok işime geldi. Çünkü Litvanya ile halihazırda yine düşman olduğum için Osmanlı Litvanya ile bir kez daha dostluk kuracak. Yani ben bozsam da. İlişkimiz kaç? Sorun değil. Oradaki hak iddianı çekliyor da niye çekeyim abi? Boşa mı hak iddiası yaptık biz orada? Şimdi Osmanlı'da hak iddiaları yapalım. Hüdavendigâr'da. Sonra Edirne'de var. Silistre'de yok. Silistre'de yapalım. Tamam, bundan sonra Selanik'te yaparız. Böyle böyle. Bu arada Vassal'da isyan çıkıyor. Hocam bir şu isyanları bastıralım. Vassal zor durumda. İyi ki baktık. Bunlar Gürcistanlı mı? Bunlar Gürcistanlı mı? Evet. Adamın ülkesini parçalayacaklar. Bak Vassal, bana isyan etmeye kalkıyorsun, sana isyan ediyorlar. Ya bu işler böyle. Bize isyan etmeyin. Bak yine kim kurtarıyor seni? Yine seni kim kurtarıyor? Türkiye ordusu. Azıcık yani şu devleti bir dinleyin ya. Abi diyor askerim yok diyor, beni kurtar diyor. Bak bir de kalkıp bana isyan ediyorsun hala. Yani ayıp yaptın ama neyse. Şimdi onu da böyle hallet, güzel. Gel abi. Bu arada ben ilk bölümde anlatmadım ama o varis gitti. Çok güzel. Ülke varissiz kaldı. Harika. Evet. Ya benim bir tane oğlum yok mu ya? Arkadaş şu ülkenin başına geçecek. Ne diyecektim? Şu 5 puanı bu arada alsaydık biz. Kimdi benim düşmanlarım? Venedik. Litvanya ile ateşkesim var. Venedik. Sana bir inzult. Şimdi ha, Osmanlı kazandı savaşı bu arada. Venedik'e karşı. Ülkede varis yok hocam. Neyse, ülkenin başına başka bir hanedan geçebilir. Benim öyle bir derdim yok. Evet. Türkiye kralı olarak söylüyorum. Bu ülkeni benim hanedanım yönetsin diye bir derdim yok. Ülkeyi yönetebilecek iyi insanlar umarım tahta çıkarlar. Bu konuda ferman çıkartıyorum.
Diyorum ki Türkiye Devleti'ni başarılı insanlar yönetmeye çalışsın. Bizim hanedanımızdan böyle bir insanlar çıkmıyorsa başkaları gelip tahta oturabilirler. Biz bu konuda ülkemizde zorunlu kılmıyoruz. Açıkça rahatlıkla garanti edebilirim diyorum. Şimdi başka tirhala da yapalım. Artık tabii çekebilirim. Daha fazla hak iddiasına gerek yok. Atina'da da yapmış olayım da. Artık gerek yok. Evet, güzel. Şimdi ne yapacağız? Sıra Karakoyun'da. Bir de şu yurtları ayrı, değil mi? Konstantiniyye'de bir yurt yapalım. Evet, Dadaşoğulları Hanedanı artık belki de yok olmak üzere Burjiler geçecek herhalde. Gerçi yeni bir Türk tahta çıkacak. Bakalım kim çıkacak? Yine bizim hanedandan olabilir. İstikrar geliyor. Gayet güzel. Şu an Trabzon'da bir din faaliyeti yapabiliyormuşuz ama hiç gerek yok yani din faaliyetine orada. Eksi 100 din bütünlüğümüz var. Ülkenin sadece tek toprağı Ortodoks. O yüzden dindarlığa ihtiyacımız yok. Zaten hümanist diye de aldık. Daha da gerekmeyecektir. Osmanlı da tabii hak iddiamızı tamamladık da bu ne zamana bitiyor buranın hak iddiası? 97. O zamana kadar gerçi bunu yeni yaptık da. Ha, Dadaşoğulları ailesinden o hem de askeri özelliği yüksek. Bak şimdi pişman oldum. Neyse gerçi Humanist İdeanı'nın katkılarını kullanıyoruz. Fazla fazla. O zaman ver abi. Gündeş adında bir varisimiz var. Hayırlı olsun ülkemize. Şimdi ben ne yapacaktım? Bu şuradan. Bak onda da isyan çıktı. Sen de mi? Gürcistan'da yapmışız. Yanlış yaptık. Gürcistan'da benim pek bir hak iddiası isteğim yok aslında ama. Yani şuraya en fazla şey vereceğiz. Evet, Sünni yapmaya başlamış. Şurayı en fazla şey vereceğiz yani. Hadi onu yapalım madem. Bir dakika. Orada hak iddiamız varmış. Ha. Ateşkesimiz de bitecek. Şeyde Karakoyunlularda yapacağız hak iddiası. Getir abi. Adam kuşattı orayı. Vassal zor durumda. Tabii bir bölgeyi başkent yapmak için aynı zamanda state de yapmak gerekiyor. Osmanlı ne savaşı bu? Abi ne oluyor? Bizans Osmanlı'ya savaş ilan etti. Buyurun. Ne savaşı bu? Macaristan Sırbistan'ı almak için savaş ilan etmiş. Ha, Sırbistan'ı da Osmanlı koruyor ya. Aynı zamanda Osmanlı Bizans Savaşı'nda Bizans da diyor ki ben ortalığı dağıtacağım. Litvanya gelmiyor herhalde. Bizans Savaşı'na gelmiş. Bu normal. Gel abi. Evet, Konstantiniyye'yi de yurt yaptık. Ve burayı bir de state yapalım. Burayı başkent yapmak için 200 puan ihtiyacımız var. 200 puan da verir. Konstantiniyye'yi başkent yaparız. Bu bölümü de o şekilde bitiririz. Efendim diyorum ben. Şimdi şöyle bir bakalım. 34.000 limitlerimiz var. 7. teknolojiye doğru gidiyoruz. Topçu alacağız. İlerleyen zamanlarda. Bunlar öyle iyi. Sayıları sonra arttırabiliriz. Osmanlı tabi zor savaşlarda. Kolay gelsin. Yani niye korumaya kalkıyorsun ki? İşte biz sana diyoruz. Sırbistan'ı niye? Sırbistan'ı ilhak etmek istiyordun. Evet. Bizans alma görevini yeniden açmış bu arada. Kendisini tebrik ederiz. Yalnız varisin de 13 yaşında olması inanılmaz bir olay. 14 yaşına girdi hatta ben öyle derken. Gayet iyi. Çok iyi oldu bu. En azından savaşsız geçmeyecek bu dönemler. Şimdi şu Hillah'ta bir hak iddiası yapalım. Efendim. Burası Şia. Orayı şimdilik almayız. Şu bölgede ilerleyelim diyorum. Irak.
topraklarını ele geçirelim. Memlük'le aramız 125. Memlük'le aramızı bozacağız ama dediğim gibi önce bu tarafları halledelim. Ondan sonra bakacağız. 200 puanı bekliyoruz. 200 puanla birlikte yeni başkentimizi yapalım. Ve böylece ne zaman peki imparatorluğa dönüşürüz? Tabii 1000 puan gerekiyor development. Şu an 403'müş bizim development'ımız. Bir de prestij yeterli değil. Komutanlarımız da fena değil. Tabii meşru asker geleneklerimiz var. Epey iyi durumdayız. Evet, böylece Türkiye Devleti başkenti İstanbul yap. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum ama yani umarım bundan da yanlış bir şey anlaşılmaz. Yani Ankara yapmadım oyunun başında. Suğla yaptım. Ankara'dan İstanbul'a taşımak istemedim açıkçası başkenti. Oyunda da İstanbul'a taşıyorum çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ondan açıklamak istedim. İstanbul ticaretin başkenti. Konstantinopol bölgesinde. Ticaret anlamında bize çok büyük katkılar sağlayacak buranın var. Gerçi burayı ticaret merkezi de yapabiliriz de gerçi diyorum yine. Burası yine ticaret merkezi durumunda. Ama başkentin İstanbul olması bizim için daha verimli oluyor. Aynı zamanda orada kale de var. Yani 3. seviye. Yıkmadım kalesini de. Efendim prestij anlamında da bilmiyorum İstanbul yaptı başkenti. Böyle bir durum diyorum. O zaman hoşça kalın.